biliyorsunuz bizler Türkiye'yi karış karış gezerek her yerde vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etme ve partimizin çözüm önerilerini anlatma noktasında aktif olarak çalışıyoruz. Bu aşamada 81 ili bir tur tamamladık. Şimdi ikinci turumuzu tamamlıyoruz. 407 ilçeye gittik. Bugün Giresun'da da 3 ilçe ziyaretimiz olacak. Dolayısıyla hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hızla örgütlenme çalışmalarımıza yoğunlaştık. Tüm illerde, ilçelerde örgütlendik. Ve son bir yıl içerisinde partimize 110 bin yeni kadın üye kattık. Ve katmaya da devam ediyoruz. Tabii kadın, erkek, genç, kısacası üye sayımızı her yerde katlaya katlaya devam ettiriyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak her geçen gün tüm ülkeyi kucaklayacak, ayrılığın gayrılığın olmadığı bir Türkiye inşası için çalışıyoruz. Tabii sizler Giresunlular ve burada yaşayanlar olarak Giresun'daki sorunları en iyi bilen, bunu en damardan yaşayanlarsınız. Ama hani biraz nabız tuttuğumuzda, yıllardır siyasetçi olarak Giresun'a gidip gelen bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, kiminisinin ablası olarak şunu söyleyebilirim. Giresun'un sorunları bir şekilde çözülmüyor. Yani bu güzel kent adeta kaderine terk edilmiş durumda. Ve yani yıllar önce ne konuşuyorsak bugün de onları konuşuyoruz. Öncelikle sağlıktan başlayalım. Sağlık bir insanın kendi hayatından sonra sahip olduğu en değerli şey. Yaşamdan sonra en değerli ve hepimiz bunun kıymetini özellikle kaybettiğimizde anlarız ama genel olarak değerini biliriz. Ve sağlığa erişim bir haktır. Hatta anayasada da tariflenmiş bir haktır. Ama ne yazık ki Giresunlu vatandaşlarımızın buradaki devlet hastanesinden sağlığa erişim konusunda sıkıntısı var mı? Var. Üstelik randevu almakta sorun yaşıyorsunuz. Bunun için acile gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ama acile gittiğinizde bu sefer gerçekten de acillik hastaların mağduriyetine sebep veren ortamlar söz konusu olabiliyor. Ve yetersiz doktor nedeniyle çoğu zaman diğer illere, büyük şehirlere, komşu illere gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ve ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim sizlere. Ne demişti? Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Fakat sizler tabii randevu usulüyle hastaneye gittiğinizde hangi doktorla karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Burada asla ve asla amacım ırkçılık yapmak değil. Ama öyle görünüyor ki yakında sizlerin sağlığınızı emanet edeceği Türk hekim bulmakta zorlanacaksınız. Çünkü bazen Suriyeli, bazen Afgan hekimler tedavi ediyor. Dediğim gibi burada biz insanları milliyetlerine göre ayırt etmiyoruz. Ama Türkçeyi bu ülkede öğrenmiş olan bir hekimle iletişim kurmanın çok kolay olmayacağı gerçekliğini de buradan not düşmek istiyoruz. Onun için bir an önce tabii sağlıktaki sorunların çözülmesi ve Giresunlu vatandaşlarımızın yerinde tedavi görebileceği, tedavi görmek için diğer illere gitmeyeceği noktasında çözümler üretilmesi gerekiyor. Bunu bu iktidar yapabilir mi arkadaşlar? Yapamaz. Çünkü zaten böyle bir niyetleri, böyle bir anlayışları, böyle bir bakış açıları da yok. Bir diğer konu, gene sizler bütün bu sorunları yaşayanlarsınız ama burada yaşanılan sel ve su taşkınları ile ilgili dönemsel olarak bu sık sık karşınıza gelen bir sorun. Hem yaşamınızı hem yaşam kalitenizi tehdit ediyor, mal varlığınızı tehdit ediyor. Gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz, o ülkelerde derelerin, nehirlerin doğal akışında olması için ıslah edildiğini görüyorsunuz. Bilim insanları bu yönde bir takım çalışmalar yapmış ve son derece başarılı sonuçlanmış projeler var. Peki sorarım size, burada böyle bir proje çalışması var mı? Yok. Dolayısıyla bir an önce bu derelerin ıslahı konusu da Giresunluların çözülmesi gereken sorunları arasında yer alıyor. Bir diğer konu tabii Görele'deki ikinci sınıf katı atık tesisi ile ilgili. Buranın hem yaydığı pis koku nedeniyle, hem görüntü kirliliği nedeniyle, hem de içme suyu kaynaklarına ve nehirlere sızma ihtimalinden dolayı vatandaşlarımızın duyduğu endişeler nedeniyle
bir kez daha dile getirilmesini uygun gördüm. Çünkü biliyorum ki vekilimiz dile getiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılmış başvurular var. Ama gene üç maymunu oynayan, yani görmeyen, duymayan, işitmeyen bir anlayış tarafından yönetildiğimiz için bu sorun da adeta kenara itilmiş durumda. Gelelim yol konusuna. Her seçimde bir yol yapımı vaadi veriliyor değil mi sizlere? Sonra ne oluyor? Seçim yapılıyor, o rafa kaldırılıyor ve gene Giresunlular ulaşımla ilgili sorunlarıyla baş başa bırakılmış durumda oluyor. Tabii buranın en temel konusunu en sona bıraktım. Fındık. Yani bölgenin geçim kaynağı olan fındık. Şimdi içinizde eminim birçok fındık üreticisi olan arkadaşımız var. Ve fındık üreticilerinin emeğinin hakkını alamadığını hepimiz biliyoruz. Ama bir kez daha sormak isterim size. Emeğinizin hakkını alabiliyor musunuz arkadaşlar? Asla alamıyorsunuz. Atamızın kurduğu Fisko Birlik, eski Fisko Birlik olsa bugün çok daha farklı olurdu her şey. Ve tabii eğer liyakatlı kadrolar tarafından yönetilseydi bir takım devlet kurumları, kuruluşları çok daha farklı olurdu her şey. Bakın 2006'dan bu yana, yani 16 yıldır Toprak Mahsulleri Ofisi kamuda fındık alımını gerçekleştiriyor. Yani 16 yıl boyunca fındık alımını, fındık depolamayı ve fiyat regülasyonunu öğrenemediler. Neden? Çünkü anlaşılan o ki yeteri kadar yetkin kadroları yok. Belki fındığı tanıyan kadroları yok. Bunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ama şurası bir gerçek. Şu anda fındık üreticileri alnının teriyle bu kadar emek ortaya koyuyor olmasına rağmen buna dair emeğinin karşılığını alamadığı bir tabloyla karşı karşıya. Tabii sorunlar saymakla bitmez. Ülkenin genelinde olan gelir dağılımındaki dengesizlikler, işsizlikler, yoksulluk, yoksunluk, bunların her biri elbette Giresun halkının da yaşadığı, tecrübe ettiği problemler. Özetle arkadaşlar, bu seçim gerçekten çok kritik bir seçim olacak. Ama bu seçim, az önce başkanımız söyledi ya aday konusunu, iki aday arasındaki bir seçim olmayacak aslında. Bu seçim iki zihniyet arasında bir seçim olacak. Evet, bir tarafta demokrasiyi destekleyenler, diğer tarafta tek adamcılığı destekleyenler olacak. Bir tarafta milletin evlatları, diğer tarafta sarayın beslemeleri olacak. Bir tarafta hukukun üstünlüğünü savunanlar, diğer tarafta üstünlerin hukukunu savunanlar olacak. Bir tarafta halkın egemenliğini kurmak isteyenler, diğer tarafta saray ve şürekasının egemenliğini kurmak isteyenler olacak. Bir tarafta yoksulluğu bitirmek isteyenler, diğer tarafta yoksulluğu yöneterek siyasi bir rant malzemesine dönüştürmek isteyenler olacak. Kısacası bu aslında haklıyla haksız arasında bir seçim olacak. Sevgiyle nefret arasında bir seçim olacak. Bizler sevgiyi, saygıyı egemen kılmak isteyenleriz. Topluma nefret tohumları atarak toplumu ayrıştıranlar, toplumu kutuplaştıranlar ve bu kutuplaştırmadan beslenen bir siyasi anlayışla iktidar gücünü elinde tutanlar olmak bize yakışmaz. Onun için biz sevgiyi, saygıyı, herkesin huzur içinde, herkesin refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye inşasını egemen kılacağız. Ve bunun için de örgütlü gücümüzle her gün sahalardayız, olmaya da devam edeceğiz. Az önce başkanımızın vurgusundan yola çıkarak bir şey daha söyleyeyim. Bizim şu anda bütün projelerimiz, bütün kadrolarımız, bütün politikalarımız hazır arkadaşlar. Yani bu politikalar yazıldı. 5 Ocak'ta hükümet programımız açıklanacak. Yani iktidara geldiğimizde millet masası olarak neleri hayata geçireceğiz? Hangi politikaları uygulayacağız? Bunları hangi ideolojik sağlamlıkla hayata geçireceğiz? Bütün bunlar anlatılacak. Ve mutabık kala kala ilerliyoruz. Şu anda çalışmanın %90'ı tamamlandı diyebilirim ben size. Bu kadar hazırız. Ve
seçim gerçekleşip de iktidara geldiğinizde ilk 24 saat içinde ne yapacağımız, ilk bir hafta içinde ne yapacağımız, ilk 100 gün içinde ne yapacağımız, ilk bir yıl içinde ne yapacağımız ve 5 yıllık iktidar süremiz boyunca neler yapacağımız şu an çok net. Dolayısıyla biz birçok projemizle seçime hazırız. Cumhur İttifakı'nın ise tek bir projesi var. Tek bir projesi. Ne o biliyor musunuz? Altılı masayı devirmek. Bütün umutlarını buna bağlamış durumdalar. Ama inadına altılı masa her geçen gün çok daha kararlı adımlarla iktidar yürüyüşünü safları sıklaştırarak sürdürüyor. Dolayısıyla başaramayacaklar. Ama bizler ilk seçimlerde mutlaka ama mutlaka Halkın Partisi olarak halkın iktidarını kuranlar olacağız. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.